Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerde elimde görmüş olduğunuz bu minik sevimli çanta yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. Toplamda 5 tane motiften oluşuyor. Motifi de daha önce çalışmıştık. bilmediğimiz bir motif değil. Sadece bir bakma tekniği farklı olduğu için aslında desenli farklı gözüküyor. Ama bildiğimiz bir kare motif çalışacağız. Bakın şu şekilde yakından da göstermek istiyorum sizlere. Şunu da söylemek istiyorum. Çantanın boyutu küçük oldu. Modelde de küçüktü. Bu benden uzun zamandır beklediğiniz bir çantaydı. Sürekli yapalım yapalım diye fotoğraf e, videosu gelince değerlendirip yapmak istedim. Sizlere yardımcı olabilmek için. E, ama küçük boyutta bir çanta oldu. Ne kadar bakın bu şekilde yakından baktığımızda büyük gözükse de küçük boyutta oldu. Motifimin ölçüsünden de video içerisinde bahsediyor olacağım. Nasıl büyütme yapacağınızdan da bahsediyorum video içerisinde ama kaçırmamanız için şunu da söylemek istiyorum. Motifteki sıra sayınızda arttırma yaparsanız çantanızın boyutunu da değiştireceksiniz. Ee, ama benimle aynı ölçülerde çalışmak isterseniz birebir aynısını yaparsanız aynı boyutta çantayı elde edeceksiniz. Sadece sonradan bana küçük oldu dememeniz için bunu baştan söylemek istedim. Ee, bu arada e, şu şekilde içerisi de gayet geniş oldu. Boyut olarak küçük ama içerisi gayet geniş kullanışlı bir çanta oldu. Yani orta boyutlu bir çanta oldu diyebiliriz. Çok da küçük bir çanta değil. Gözünüzde o şekilde canlandırma yapmayın. Astarlama yapmadım. Bence ipin yapısı gereği gayet sert bir yapıda olduğu için astarlama istemiyor. Sadece şu şekilde içerisinde bir tane kese kullanacağım ben. Elimde olan bir keseyi yerleştirme yaptım. Hatta şu şekilde boş halini de göstereyim size. Sepet şeklinde gayet güzel bir çanta oldu. Bu şekilde bir kese varsa kullanabilirsiniz. Dediğim gibi astarlama yapmayacağım. Astarlama yapmak isterseniz de aynı formda kesip dikerek yapabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Pamuklu makrome kullandım. Birazcık böyle sıkı, sert bir yapısı olsun istediğim için 4 milim tığ kullandım, sıkı bir örgü yaptım. 2 yumak ipim vardı. ikinci yumamda elimde bu kadar kaldı. İpimden başlangıç esnasında ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Tekrardan söylemek istedim videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum tıklayıp takip edebilirsiniz orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz az önce de söylediğim gibi bu uzun zamanda beklediğiniz bir çantaydı hemen yapıp sizlerle paylaşmak istedim şimdi beraber yapılışına geçelim öncelikle kullanacağım malzemeler hakkında bilgi vermek istiyorum Diva markaya ait pamuk makrome kullanacağım 230-270 gram arası %100 koton bir ip ve 155 metre uzunluğunda bir yumağımı bitirdim çünkü dört tane motifimi tamamladım diğer motifimizi beraber yapacağız ve daha sonrası çantamızı tamamlayacağız yani iki yumağa ihtiyacınız var dediğim gibi bir yumağın tamamını bitirdim onun dışında 4 milim tığ kullanacağım dilerseniz daha büyük numara da tercih edebilirsiniz ben biraz sıkı bir yapısı olsun istediğim için 4 milim kullandım. Ama dediğim gibi daha büyük numara da tercih edebilirsiniz. Şimdi ipimizin ortasına tığımızı yerleştiriyoruz. 1 2 kez döndürdüm. Tığımın ucunu ipimi takıp içerisinden çekip bir tane halka yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında 1 iki tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımızdan ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden geçiriyorum. Bir, iki seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımızdan ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çekip bir tane ikili trabzan yaptım. Zinciri de bir tane ikiye trabzan olarak kabul ediyoruz. Toplamda şu anda dört tane ikiye trabzan yaptık ve 12 tane olana kadar devam ediyoruz. 12 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra da halkamızı kapatıyoruz. İpimizi iyice çekiyoruz. Sıkı bir şekilde. Daha sonra herhangi bir yerden arka kısmından tığımı geçiriyorum. ipimi içerisinden çekip buraya düğümlüme düğümleme yapıyorum. Daha sonrasında orta boşluk kısmında büyüme olmasın diye bakın sıkı bir şekilde düğümledim. Düğme, düğümleme işlemini yaptıktan sonra tekrardan ilmeğimi tığıma taktım. Burada artık sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bakın şu şekilde. Hemen iki zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadaki ikinci zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Ve bu şekilde sıramı kapatmış oldum. Şimdi bir, iki tane zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa batıyorum ipimi çektim 3 tane ilmeğim var zincirle beraber tığımda hepsini tek seferde çekip bir tane çakma sık iğne yaptım daha sonrasında bir tane zincir çekiyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki ikili trabzanın tepesinden bakın boşluk kısmından değil buradaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum tığımda 3 tane ilmeğim var tek seferde çekiyorum tığımız ipim bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa batıyorum ipimi çektim 3 tane ilmeğim var tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım bir tane zincir çektim tığımız ipimi bir kez aldım yandaki iki trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim 3 tane ilmeğim var tığımda tek seferde çekiyorum Sığım düzey bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bir tane zincir çektim. Sığım düzey ipimi bir kez aldım. Yandaki iki trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekiyorum. Sığım düzey bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tekrardan bir tane zincir çektim. Yandaki iki trabzanın tepesine iki tane çakma sık iğne yapıp bir zincir çekip bir sonraki iki trabzanın tepesine atlayacağız. Hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi son iki trabzanın tepesine de iki tane çakma sık iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Şunu söylemek istiyorum. Bakın bu şekilde saydığımızda 11 kez aynı işlemi yapmış olduk. Biz bir alt sırada 12 tane ikili trabzan yapmıştık hatırlarsan. Üstte de 12 tane boşluğa batmış olmamız gerekiyor. Eşit olması gerekiyor. O yüzden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada ilmek yürütme yaparak sıramızı tamamladığımız nokta var ya ilmek yürütme yapmış olduğum nokta bakın burada belli zaten. Oradan tığımı geçirdim. ipimi tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Yine aynı noktaya döndüm. Ve tek seferde çekerek iki tane çakma sık yapmış oldum. Ve toplamda saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. Bir tane zincir çektim. Hemen bakın burada bir iki tane zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadayım. İkinci zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Daha sonrasında boşluk kısmına gelmem gerekiyor. Bir zincir çektiğimiz noktaya. O yüzden bir kez daha bakın ilmek yürütme yapmam gerekiyor. Bu sefer direkt boşluktan bakın ikili trabzanın tepesinden değil direkt boşluk kısmından tığımı geçirdim. ipimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir kez daha ilmek yürütme yaptım bu noktada. Birleştirme için bir kez ilmek yürütme yaptık. Bir tane de orta boşluk kısmına gelmek için ilmek yürütme yapmış olduk. bir iki tane zincir çekiyorum tığım ipimi bir kez aldım şimdi bu noktadan sonra direkt boşluk kısmına yapacağız modeli de aslında farklı kılan kısmı boşluk kısmına batılmış olması diğer türlü ekstra bilmediğimiz bir şey yok sadece orta boşluk kısmına batarak ipimizi çektiğimiz için birazcık farklı tarzda bir modelmiş gibi gözüküyor şimdi tığım ipimi bir kez aldım boşluk kısmından tığımı direkt geçiriyorum ipimi Tek seferde çekip çakma sık iğne mi yaptım? Zincirle beraber iki tane çakma sık iğne yapmış olduk. Bir tane zincir çektim, tığımız ipimi bir kez aldım. Aynı boşluktan tekrardan tığımı geçirdim. Bir kez daha çakma sık iğnemi yapıyorum. üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa bir kez daha çakma sık iğne yaparak iki tane daha yapmış oldum. Burası bizim kenar kısmımız olacak. iki tane çakma sık iğne, bir zincir, iki tane çakma sık iğne yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımız elpim bir kez aldım. Yandaki bakın boşluk kısmından tığımı geçirdim. ipimi tek seferde çekiyorum. Tığımız elpim bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluk kısmından tığımı geçirdim. Bir kez çekerek çakma sık iğnemizi yaptık. Boşluğa iki kez batmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığımız elpim bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Bir kez çektim. Tığımız bir kez aldım tekrardan boşluğa batıp bir kez daha çakma sık iğnemi yaptım. Bu şekilde kenar kısmını yaparak başlamıştık. Bir iki tane boşluğumuzu çakma sık iğneler yaptık. Şimdi yine kenar kısmına geldik. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluktan tığımı geçirip tek seferde çekiyorum bir zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa battım bir bir kez daha batacağım iki tane çakma sık iğnemi yapmış oldum bakın bu kenar kısmına iki tane çakma sık iğne bir zincir iki tane çakma sık iğne yapıyoruz bir zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım yandaki boşluğa atladım tek seferde çekiyorum bir kez daha aynı boşluğa batıp iki tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Yandaki boşluğa atlayıp yine iki tane çakma sık iğne. Yandaki boşluğa geldiğimde de kenar kısmımızı yapacağız. Bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Şimdi son boşluğuma da iki tane çakma sık iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Bir an sırada ilmek yürütme yaptığımız noktaya da batma işlemi yapmıştık. Bu sizin aklınızı karıştırmasın. Orada 12'ye tamamlamamız gerektiği için yapmıştık. Bakın burada tam eşit oluyor. Kenar kısmından sonra iki tane boşluğum var. İki kez aynı işlemi yaptım ve yine kenar kısmımız var tam kare formunu elde etmiş oluyoruz. O yüzden ilmek yürütme yaptığımız noktaya üçüncü sıramızda batmıyoruz. Daha sonrasında da batmayacağız zaten. Bir tane zincir çektim. Bir, iki tane zincir çekerek başlamıştık. İkinci zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi ilmeğimin içerisinden çekerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Daha sonrasında orta boşluk kısmımıza gelmemiz gerekiyor. Kenar kısmının boşluk kısmından tığımı geçirdim. Ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. İpimi tek seferde çektim. Bir tane zincir çektim. tığımı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa battım. Tek seferde çekiyorum. Bir, bir kez daha batacağım iki tane çakma sık iğnemi yaptım yine kenar kısmımızın başlangıcını yapmış olduk bir tane zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım yandaki boşluğa atlıyorum tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım tekrardan aynı boşluğa batıp bir tane daha çakma sık iğnemi yapıyorum bir zincir çektim tekrardan yandaki boşluğa atladım bir iki tane çakma sık iğnemi yapıyorum bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum tek seferde çektim bir kez daha battım iki tane çakma sık iğnemi yapmış oldum bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım kenar kısmına geldim yine kenar kısmın tepesine kenar kısmımızı yapacağız bir tane çakma sık iğne yaptım devam ediyorum iki tane çakma sık iğnemi yapmış oldum bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa battım bir bir kez daha batıyorum iki tane çakma sık iğnemi yapmış oldum bir tane zincir çektim da aynı şekilde ilerleyeceğiz şunu söylemek istiyorum altta iki tane boşluğumuz vardı iki tane kenar kısmının arasında iki tane boşluğumuza ikişer tane çakma sık iğne yapıyorduk bir sırada şimdi dördüncü sıramızda ise bakın 1 2 3 tane boşluğumuz var kenar kısmının arasında Yine çakma sık iğneler yapıyoruz ve bu şekilde sıramı devam ediyorum. Son boşluğuma iki tane çakma sık iğnemi yaptım, bir tane zincirimi çektim. Daha sonrasında iki tane zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirdim, ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek sıramı tamamlamış oldum. Bir kez de boşluk kısmından tığımı geçiriyorum, ipimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Daha sonrasında bir, iki tane zincir çektim, üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. İpimi tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Boşluğa batıyorum. Bir, bir kez daha aynı boşluğa batıp iki tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Yine kenar kısmımızı yapmış olduk başlangıçta. Bir zincir çektim. tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çektim. Tekrardan aynı boşluğa batıp 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, tığımıza ipim bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıyorum, ipimi tek seferde çektim. tığımızı ipim bir kez aldım, yandaki boşluğa battım, ipimi tek seferde çekerek iki tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim, tığımıza ipim bir kez aldım. Yandaki boşluğa atıyorum, ipimi tek seferde çektim. Bir kez daha aynı boşluğa batıp iki tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımuzu ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tek seferde çektim ipimi. Bir kez daha battım. 2 tane çakma sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımuzu ipimi bir kez aldım. Kenar kısmına geldik. Boşluğa battım bir Bir kez daha batıyorum. 2 tane çakma sık iğnemi yaptım bir tane zincir çektim tığımıza ipimi bir kez aldım aynı boşluğa tekrardan dönüyorum bir bir kez daha batıyorum iki tane çakma sık iğnemi yaparak kenar kısmını yaptım bir tane zincir çektim devamında aynı şekilde ilerleyeceğiz bu sefer iki kenar kısmının arasında bakın 1 2 3 4 tane boşluğa ulaşmış olduk dediğim gibi sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar ilerledim bir tane zincirimi çektim iki zincir çekerek başladığım noktanın tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirerek sıramı bu şekilde tamamlamış oldum ve 5 sıramızı tamamladık tekrardan boşluk kısmından tığımı geçirdim ipimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum bir iki tane zincir çektim tığımızın ipimi bir kez aldım boşluk kısmından tığımı geçiriyorum ipimi tek seferde çektim bir zincir çektim tığımı zen ipimi bir kez aldım tekrardan aynı boşluk kısmına batıyorum ipimi tek seferde çekip bir bir kez daha aynı işlemi yapıp iki tane çakma sık iğnemi yaparak kenar kısmımı yaptım başlangıcımızı yapmış olduk altıncı sıramızın şunu söylemek istiyorum bu sıramız birazcık farklı ve üst sıramızda birazcık farklı olacak alt sıraya göre şimdi tığımızı ipimi bir kez aldım Hemen yandaki ikili tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Bir. Tekrardan aynı boşluğa battım. İki tane çakma sık iğne yaptım. Tığım üzerine bir kez aldım. Bakın bu altta iki tane batmıştık ya. Tam tepesindeki noktadan tığımı geçirdim. Çakma sık iğnemi yapıyorum tığımı zeynepimi bir kez aldım boşluk kısmını atladım bir iki tane çakma sık iğne yaptım tığım zeynepimi bir kez aldım yandaki bakın altta iki tane ya, çakma sık iğne yaptığımız noktanın tam orta kısmından tığımı geçiriyorum ipimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım tığım zeynepimi bir kez aldım orta boşluk kısmına batıyorum bir iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tam orta kısmından tığımı geçiriyorum. ipimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına batıyorum. Bir. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. iki tane çakma sık iğne yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Alttaki çakma sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. ipimi tek seferde çekip çakma sık iğnemi yaptım. Tığımız ipimi bir kez aldım, boşluk kısmına geliyorum. Bir, tekrardan aynı boşluğa batıyorum. İki tane çakma sık iğne yapıyorum. Tığımız ipimi bir kez aldım. Bakın burası bizim kenar kısmımız. İki tane çakma sık iğnenin ortasından, tepe noktasından tığımı geçirdim. Bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığımız ipimi bir kez aldım, boşluk kısmına geliyorum, kenar boşluk kısmına bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Tekrardan aynı boşluğa battım. iki kez aynı işlemi yapmış oldum. Bir zincir çektim. Tığımız en bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. Bir. iki tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığımız en bir kez aldım. Hemen bakın kenar kısmındaki iki tane çakma sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçirdim ipimi çekip çakma sık iğnemi yaptım devamındaki yandaki boşluğa atlayacağım iki tane çakma sık iğne yapacağım yani bu kenar kısmında ne yaptıysak aynı işlemi tekrarlayıp tamamlayıp geliyoruz Şimdi son boşluğuma iki tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Burada bakın ilmek yürütme yaptığımız nokta var. Hani boşluk kısmına gidene kadar bir tane ilmek yürütme yapmıştık ya. O ilmek yürütme yaptığım noktadan tığımı geçirdim ipimi tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Çünkü o ilmek yürütme yaptığım nokta aslında buradaki kenar kısmındaki iki tane çakma sık iğnenin tepesindeki nokta olduğu için oraya da batma işlemimizi yapıyoruz. Daha sonrasında iki zincir çekerek başladığım noktanın tepesinden tığımı geçirdim. ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek bu şekilde sıramızı kapatmış olduk. Son sıramıza geldik. 7. sıramız 1 iki tane zincir çektim burada bakın boşluk kısmına kadar ilerleme yapmadım ilmek yürütme yaptığım noktada hemen iki tane zincirimi çektim tığımızı hepim bir kez alıyorum hemen dibindeki noktadan boşluktan tığımı geçirdim ve ipimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım bu noktada bu sıramızda yani son sıramızda ikili trabzanlar yapacağız çakma sık iğne yapmayacağız tığımızı üzerine ipimizi bir kez aldık boşluk kısmından tığımı geçirdim 1 iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım kenar kısmındayım tekrardan aynı noktaya batıp bir tane daha ikili trabzan yaparak iki tane ikili trabzan yapmış oldum bir zincir çektim tığım zelpimi bir kez aldım tekrardan aynı boşluğa batıyorum bir bir kez daha aynı boşluğa batıp iki tane ikili trabzan yaptım ve kenar kısmımızı bu şekilde yapmış olduk tığımızı ipimi bir kez aldım Hemen yandaki bakın çakma sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızın ipim bir kez aldım. Yandaki çakma sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar kısmına kadar devam ediyorum. Kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın kenar Boşluk kısmımızı öncesindeki iki tırabzan tepesine iki tırabzan yaptım. Tığımızı ipin bir kez alıyorum. Kenar boşluk kısmımızdan tığımızı geçirdik. Bir tane iki tırabzan yaptım. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha iki tırabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipin bir kez aldım. Aynı boşluğa tekrar battım. bir Bir kez daha batıyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum kenar kısmımızı bu şekilde yapmış olduk Tığımızın üzerine ipimi bir kez aldım yandaki çakma sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım devamında da aynı şekilde ilerleyeceğiz sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz son boşluğuma da son çakma sık iğnemin tepesine dikili trabzanımı yaptım iki zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirdim ilmeğim içerisinde ilmek yürümemi yaparak sıramı tamamlıyorum bir iki tane zincir çektim ve burada artık ipimizi keserek motifimizi tamamlamış olduk şöyle ipimizi iç kısmına çekip daha sonrasında yok edeceğiz şimdi bakın bu şekilde motifin morulaşmış şekilde duruyor dümdüz durmuyor bakın bu ütüleme işlemi yaptıktan sonra dümdüz oluyor. Size diğer motiflerimi göstereceğim. Şimdi ben diğer motiflerimi tamamladığımı söylemiştim. Bu şekilde bakın dört tane motifimi tamamladım. Dümdüz bir görüntü var. Bunu iyi ütülemeniz gerekiyor. Esnetme yaparak üzerine direkt buharlı ütüyle ütüleme yaptım. Şu an bakın ütülenmemiş hali. Bu şekilde ütülenmiş halde ise bakın dümdüz gayet güzel gözüküyor. Ben burada ütülenmiş halinde ölçüsünü de vermek istiyorum. Sizlere fikir olması açısından. Bakın 16 santim uzunluğunda. dilerseniz bunu daha da uzatabilirsiniz. İkili tırabzanlar yaparak da uzatabilirsiniz. Ya da şu orta boşluk kısmına fazla olsun isterseniz hani ikili tırabzan kısmı değil de boşluk kısmı uzun olsun isterseniz buradaki sayınızı hani 3 1 2 3 4 5 5 sıra 5. sıramız sonrasında her boşluğa batarak ilerlemiştik ya 5 sıra değil de bunu 6 7 sıra yaparak da uzatıp daha sonra üstte iki sıra benim gibi giderek de motifinizi büyütebilirsiniz. Şimdi ben şu motifimi de ütüleme işlemini gerçekleştirip geliyorum. Daha sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi tüm motiflerimi ütüleyip geldim. Bakın şu şekilde 5 tane kare motife ihtiyacımız var. Tamamladıktan sonra bir tanesini ortası için yerleştiriyoruz. Taban için diyelim. Daha sonrası yanına yerleştirme yapacağız. Bir tane sol tarafa koydum. Bir tane sağ tarafa alta ve üstte şeklinde. Şöyle görebiliyor musunuz? Kontrol edeceğim. Evet. Bu şekilde yerleştirmemizi yapıyoruz. Şablonumuz bundan ibaret. Bundan sonra birleştirme işlemine geldi sıra. Dilerseniz bakın burada aklımız karışır derseniz dikerek birleştirme yapabilirsiniz. Şu kısımlardan dikebilirsiniz. Ya da sık iğne tekniğiyle birleştirme yapabilirsiniz. Böyle üstte birleştirme yaptığınız kısım belli olsun istiyorsanız. Ben ilmek yürütme yaparak birleştireceğim. Çünkü ilmek yürütme ile daha güzel göründüğünü düşünüyorum. O yüzden ilmek yürütme yaparak birleştirmemi tamamlayacağım. şimdi şu yan kısmından başlangıcımız yapalım. Herhangi birinden başlangıç yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Sadece ben bu şekilde yerleştirip sizlere göstermek istedim. Ortaya bir tane sağ, sol, üst ve alt şeklinde yerleştirdikten sonra şu yandaki ile birleştirme yapalım. Bir tane göstermem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hep aynı şekilde ilerleyeceğiz zaten. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım ve ilmeğimi bıraktım. Daha sonrasında hemen burada kenar orta kısmı var diye zincir çekerek kenar kısmını oluşturduğumuz kenar kısmının üstündeki zincirin içerisinden boşluktan değil bakın zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi tığ yardımıyla yukarıya çekiyorum. Daha sonra buradaki kenar kısmının tam ortadaki zincirden tığımı geçirdim ipi tığıma takıyorum tekrardan yukarıya kadar çekiyorum ayrı ayrı göstermek istedim bu kısmını kolaylık olsun diye aklınız karışması ipinizin altta olması gerekiyor bu arada çünkü alttan üste doğru çekerek ilmek yürütmemizi yapıyor olacağız şimdi yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum tabandaki motifimizin de ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ipi tığıma taktım ucuna yukarıya çekiyoruz. Çekemedim. Yukarıya çekiyoruz. Çektikten sonra ilmeğin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapmış oldum. Şimdi bu şekilde zor gibi gözükebilir size ama ben elimde tamamen tutamadığım için sizin de görebilmeniz için o yüzden birazcık zorlanıyorum. Diğer türlü elinizde tutarak yaparsanız gayet kolay olacak. Yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Altta da karşılık gelen ikili trabzan tepesinden tığımızı geçiriyoruz. Bakın tığım altta. İpi yukarıya tığ yardımıyla çekiyorum. Daha sonra ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirdim. Arka modifimde karşılık gelen kısımdan da tığımı geçiriyorum. Bakın arkada tığım. İpimi taktım ucuna. Yukarıya kısmı kadar çekiyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi Yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Arkada karşılık gelen kısımdan da tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya kadar çektim. Ilmeğin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Bakın görüntü bu şekilde. Şimdi hep aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi buradaki kenar boşluk kısmına kadar ilerledim. Yani zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Kenar kısmında çektiğimiz karşılık gelen diğer boşlukta da aynı şekilde tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip son ilmek yürütmemi yapıyorum. Ve bu şekilde bakın kenar kısmını birleştirmiş olduk. Gayet de güzel oldu. Şimdi ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. Zaten kenar kısmındayız. Kenar kısmından başlangıç yapıyorduk hatırlarsanız. O yüzden yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Şimdi bakın buradaki kenar zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi şöyle yukarıya çekip ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Dönüş sağlamış olduk bu şekilde. Daha sonra yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Arkadaki motifimden de ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip yukarı kısma kadar çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakın. Bu şekilde dönmüş oldum. Şimdi bu şekilde de burada da yani bu motifimizde de her ikili trabzanın tepesinden tığımızı geçirip ipimizi yukarı çekip ilmek yürütmemizi yaparak devam edeceğiz. Yine aynı şekilde buradaki motifimi de birleştireceğim ve buradaki de motifimi de birleştireceğim. Daha sonra kenar kısımları açık kaldığı için kenar kısımların birleştirmesini yapacağız. Şimdi bakın tüm motiflerimi bu şekilde birleştirdim. Şu alt kısımdan birleştirmesini yaptım. ipimi kopartmadım. Şu an burada ilmeğim gördüğünüz gibi. Çünkü buradan diğer tarafa doğru, üst tarafa doğru birleştirmemizi yapacağımız için ipimi kesmedim. Direkt birleştirmeye devam etmeyi düşünüyorum. İpimi hala arkada. İlmeğim üst kısımda. Bakın bu şekilde. Hemen şu yandaki iki motifimi üstteki pardon birleştirmeyi düşünüyorum. Direkt şu şekilde birbirine yaklaştırıp hemen yandaki ikili trabzandan tığımı geçiriyorum tepesinden diğer taraftaki ikili tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ama bu şekilde alttan değil üstten geçirmemiz gerekiyor İkili trabzan tepesinden tığımı geçirdim diğer taraftaki ikili trabzan tepesinden de tığımı geçiriyorum ipimi yukarı kısma kadar çektim ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım Hemen üst tarafa doğru birleştirmeye başlamış olduk. Yandaki iki trabzan tepesinden geçirdim. Diğer motifimdeki de iki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Alt kısımdan ipi üst kısma doğru çekiyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum bu şekilde. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi üst kısma kadar çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Arkadaki motifimde de karşılık gelen noktadan tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum ekstra farklı bir şey yok sadece buradaki dönüşümüzü göstermek istedim şimdi sıra sonuna kadar bu motifimizin birleştirmesini tamamlayalım diğer motifimizin başlangıcını beraber yapalım şimdi son iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim arkada da aynı şekilde geçirip ilmek yürütmemi yaptım kenar kısmımızdaki zincir çektiğimiz noktadan bir tane zincirimizin içerisinden tığımı geçiriyorum arkada da Aynı şekilde zincirin içerisinden tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar şöyle zincirden tığımı geçirdim. ipimi üst kısma kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Ve burada bir tane iki tane zincir çektim. ipimi keserek birleştirmemi tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık üst kısmına doğru şimdi diğer parçamızın da başlangıcını yapalım beraber şuradan bir başlangıç yapacağız Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. İlmeğimi direkt bakın birinci burası neresi oluyor? Boşluk kısmı. Boşluk kısmının hemen yanındaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Boşluk kısmını çünkü altta birleştirmemizi yapmıştık. O yüzden İki tırabzanın tepesinden tığımızı geçiriyoruz. Karşılık gelen ikili trabzanın tepesinden de tığımızı geçirdik. Alt kısma kadar geçiriyoruz. Daha sonra ilmeği tığımın ucuna taktım. Üst kısma kadar çekiyorum. ilmeğin bakın burada. Daha sonrası yandaki ikili tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Alttaki ikili tırabzanın tepesinden de tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar çekiyorum ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki iki tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki iki tırabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi üst kısma kadar çekip ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek yürütme yaparak birleştirmemi tamamla, tamamlayacağım. Aynı az önceki motifimizde olduğu gibi. Daha sonrasında Bakın buradaki parçamızı birleştiriyoruz. Yine bir zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. En sonda buradaki parçamızı birleştiriyoruz. iki tane motifimizi ve birleştirme işlemimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi son motifim bakın üst kısmına kadar birleştirmesini tamamladım. Burada ipimi kesmeyeceğim son motifimden sonra şu şekilde yapacağız. Zaten üst kısmına bir sıra boyunca gidecektik. O yüzden ipimizi kesmeden devam edelim. Hemen bakın bu noktada bir 2 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımız ipim bir kez aldım. Hemen yandaki kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum ve ipimi iki seferli çekerek bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu noktada tığımız ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili tırabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Tığımız ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili tırabzan tepesine atlıyorum ve bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Kenar kısmına kadar ilerledim. Kenar kısmına geldiğimizde tığımızın ipimi bir kez aldım. Hemen bakın burada tepe noktasının şu şekilde bir tane e zincirimiz vardı. Zincirimizin tepesinden birleştirme yapmıştık ve ya yine aynı zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın burada aklınız karışmasın boşluk kısmına da batabilirsiniz. Ama dediğim gibi birleştirme yaptığımız zincirimiz zaten üstte durduğu için o zincirin içerisine bir tane iki trabzan yaptım. Daha sonra bakın hemen yandaki zincirin tepesine atlıyorum. Bir tane iki trabzan yapıyorum. Tığım ipin bir kez aldım. Yandaki iki trabzan tepesine atlayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burada önemli olan nokta şu şekilde göstermemdeki amaç her boşluğa batmanız gerekiyor. Arada boşluk oluşmaması gerekiyor. Tığınızı geçirebildiğiniz ya da gördüğünüz boşluğa zincirin içerisinde mutlaka ikili tırabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde bir sıra boyunca devam ediyoruz. Başlangıç noktama kadar geldim. 2 zincir çekerek başladığım noktadayım. 2. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. 1. sıramızı daha sonrasında bir iki tane zincir çektim tığımızı ipim bir kez aldım. Bakın burada şu şekilde yapacağız. Farklı bir şekilde ilerleyeceğiz. Direkt boşluktan değil tığımızı arka daldan geçirerek ikili trabzan yapacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Bakın bu şekilde normalde direkt ikili tırabzan tepesinden tığımızı geçirip ikili trabzan yapıyorduk. Az önce de dediğim gibi arka daldan bakın bu şekilde iki tane dal gözüküyor ya şu arka daldan tığımı geçirdim ipimi çekip ikili trabzanımı yaparak başlangıcımı yaptım tığımız ipimi bir kez aldım yandaki bakın arka daldan tığımı geçiriyorum ipimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım tığımız ipimi bir kez aldım arka daldan tığımı geçiriyorum ipimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum tığımız ipimi bir kez aldım Bakın tekrar göstermek istiyorum. Direkt bu şekilde ikili trabzanın tepesinden değil arka daldan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi bir iki seferle çekerek ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece arka dala ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlayacağım. İkinci zincirimin tepesinden tığımı geçirip ilmek yürütme yaparak sıramı tamamlayacağım. Daha sonra yine 2 zincir çekerek 3. sıramızın başlangıcını yapacağım ve yine arka dala ikili trabzanlar yaparak tamamlayıp geleceğim ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olacağız. 3. sıramın sonuna kadar ilerledim. Bakın size bahsettiğim gibi 1 2 3 sıra boyunca aynı şekilde devam ettim. Sıra sonunda yine hemen bakın en üst noktadan tığımı geçiriyorum. ipimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki iki trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki iki trabzanın tepesine battım ipimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmek yürütmemi yaptım. Son boşluğuma geldiğimde ilmeğimi bırakıyorum. Arkadan tığımı ön kısmına doğru geçirdim. Daha sonra bu öndeki bıraktığım ilmeğimi tığımın ucuna takıp arka iç kısmına çekiyorum. İş kısmına çektikten sonra ilmeğimizi şöyle döndüreceğim birazcık bir iki tane zincir çekiyorum ve ipimi keserek sıramızı çantamızın gövde kısmını tamamlamış olduk. Bakın bu kısımda bu şekilde oldu. Ilmeğimi arkaya çektiğim için ve bu şekilde dediğim gibi çantamızı gövde kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Şimdi askının bir tarafını ben yaptım, diğer tarafın başlangıcını beraber yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptıktan sonra tam motifin orta kısmından, bakın şurada birleştirme yaptığımız nokta var ya, tam üstünde hizaladığımızda e, ikili tırabzanın tepesine tam boşun üstündeki ikili tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim, ipimi çektim ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapmış oldum. Devamında bir tane zincir çektim. 2 3 4 5 6. Toplamda 75 adet zincir çekiyorum. Bence yeterli bir uzunluk oldu. Dilerseniz daha uzun da çekebilirsiniz. 75 adet zincirimizi çektikten sonra yine aynı şekilde diğer tarafta bakın birleştirme yaptığımız noktadan hizalama alıyoruz tam üstündeki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçireceğim şöyle burası birleştirme noktamız olduğu için birazcık zorluyor tam tepesinden tığımı geçiriyorum ipimi arkadan çektim tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde başlangıcımı yapmış oldum. Daha sonrasında döndürüyorum. Şimdi üstüne sık iğneler gideceğiz. Onu da gitmeden önce şu şekilde bir şey yaptım ben. Ee, direkt direk dönüş sağlayınca burada çok ince bir tane sık iğnemiz olduğu için hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. ipimi çekip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani şimdi burada iki tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şu şekilde yapacağız. Bu Batma şeklimizde şu battığımız kısımlar dış kısma gelsin istiyorum. Bu şekilde direkt bir batma yaparsak iç kısımda kalacağı için şu şekilde yapıyorum. Örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz, ters tarafını yani arka tarafını çevirmiş oluyoruz. Şöyle boşluktan tığımı geçirdim, ipimi içerisinden çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Tekrardan boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimiz zincir çektiğimiz kısım bakın iç kısmında kalıyor. İpimi çektim, tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Boşluktan tığımı geçiriyorum, ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çekip sık iğnemi yaptım. Dilek bakın zinciri orada bırakıyorum. Tığımı geçirdim, ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Burada sık iğneyi birazcık sık yapmamız gerekiyor. E ne kadar sıkı yaparsak askımız da o, o, o kadar sıkı olacak. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilerlediğimizde hemen bakın buraya sık iğne yaparak başlangıç yapmıştık ya bir sonraki boşluktan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip sık iğnemizi yaparak birleştirmeyi yapıyoruz. Aynı başlangıçta bir tane sık iğne yapıp birleştirdikten sonra yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıp dönüşümüzü sağlamıştık ki bakın bu şekilde askımızın görüntüsün kalın olması için burada da aynı şekilde hemen boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyoruz ve devamında bir iki tane zincir çekerek artık burada çantamızın askı kısmını da tamamlayarak çantamızı tamamlamış oluyoruz şimdi şu şekilde bir göstermek istiyorum Bakın bu şekilde askılarımızı da tamamladık olduk. Dilerseniz dediğim gibi uzunluğunu daha da uzun yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Küçük ama kullanışlı bir çanta oldu. Bu arada iki tane yumam vardı. Bakın ikinci yumamdan bu kadar kaldı elimde. Çok da kolay, pratik bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.